İki kız kardeşin kader birliği Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Mekke sokakları henüz nazil olan bir surenin tesiriyle kaynıyordu. Neredeyse her evde Ebu Leheb kahrolsun, kahroldu da ayetleri okunmaktaydı. Parlak ve öfkelenince al al olan yüzü sebebiyle Ebu Leheb lakabı almış bu adam Peygamberimizin amcasıydı. İslam'a davet emri gelinceye kadar Peygamberimizi sever ve desteklerdi. Resul-i Ekrem de sevgili kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlamıştı. Amca yeğen arasındaki kan bağı evlatları vasıtasıyla evlilik bağı ile de güçlenecekti. İşte o günlerde Allah-u Teala sevgili peygamberine bundan böyle en yakın akrabaların uyar ayetini vahyetti. Resul-i Ekrem tüm akrabalarını Safa tepesinde topladı ve onları İslam'a davet etti. O sırada Ebu Leheb öfkeyle öne atıldı. Allah kahretsin seni, bizi bunun için mi topladın diye haykırdı. Alev alev yüzüyle tüm akrabaları arasında yeğenini azarlıyordu. Ve o günden sonra Hazreti Muhammed'e daha çok yüklenmeye başladı. Karısı Ümmü Cemil ile birlikte Peygamberimizin yürüdüğü yollara pislik atacak kadar ileri gitti. Ve nihayet bu azılı İslam düşmanının akıbetini anlatan Tebbet suresi nazil oldu. Ebu Leheb kahrolsun, kahroldu da mallı ve kazandıkları ona fayda sağlamadı. O alevli bir ateşe atılacaktır. Hanımı da boynunda hurma lifinden bir iple odun taşıyıcısıdır. Rukiye ve Ümmü Gülsüm kardeşler artık Ebu Leheb'in çocukları ile bir aile bağı kuramayacaklarını anladılar. Surenin inmesiyle Ebu Leheb ve karısı da oğullarına baskı yapmaya başlamışlardı. İki kız kardeş nişanlılarından ayrıldılar. Zira dini bağlar akrabalık bağlarından çok daha üstündü. Resul-i Ekrem bazı akrabalar tarafından yalnızlığa itildiyse de ona destek olan canları pahasına İslam davasına sahip çıkan Müslümanlar vardı etrafında. İşte o zorlu günlerde ilk Müslümanlardan haya timsali bir sahabi Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'e gelerek kızı Rukiye'ye talip oldu. Resulullah sevgili kızını bu kıymetli damat adayı ile elendirmekte hiç tereddüt etmedi. Hazreti Osman Resulullah'a damat olmanın tarifi imkansız mutluluğu içindeydi. Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde baskı ve eziyetleri gün geçtikçe artıyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. Resul-i Ekrem Hazreti Osman'ın ve kızı Rukiye'nin Habeşistan'a hicret etmelerini istedi. İslamiyet'in 5. senesinde Osman ve Rukiye ilk kafileyle beraber Habeşistan yollarına düştüler. Resulullah'ı doğup büyüdükleri ve vahyin merkezi olan Mekke'yi geride bırakmak hiç kolay değildi. Bir süreliğine de olsa Habeş topraklarına sığındılar. Ancak çok geçmeden Rukiye ve Osman bazı muhacirler ile birlikte Mekke'ye Resulullah'ın yanına döndüler. Artık onları yeni bir hicret yolculuğu beklemekteydi. Medine halkı kapılarını Müslümanlara açmıştı. Rukiye için Medine günleri de uzun sürmeyecekti. Müslümanların Bedir Savaşı'na hazırlandıkları günlerde ağır bir hastalığa yakalandı. Hazreti Osman'ın sevgili eşi Rukiye için Medine günleri de uzun sürmeyecekti. Müslümanların Bedir Savaşı'na hazırlandıkları günlerde ağır bir hastalığa yakalandı. Hazreti Osman sevgili eşi Rukiye için üzülüyor, onu kaybetme korkusu ile kavruluyordu. Gönlü bir yandan Resulullah ile Bedir gazvesine katılmayı arzuluyor, bir yandan da Rukiye'nin başından ayrılamıyordu. Allah Resulü Osman'a
Rukiye'nin yanında kalmasını söyledi. Aslında Peygamber Efendimizin bu yönlendirmesi Müslüman hayatında aile bağlarının önemini anlamak için oldukça kıymetli bir örnekti. Bir yanda Bedir, bir yanda hasta bir eş. Nerede yer almalı? Hasta ve bakıma muhtaç eş Bedir'e tercih edilmişti. Müslümanlar Bedir'de büyük bir zafer kazandılar. Ancak Bedir zafer coşkusunu yaşarken Medine derin bir hüzün yaşamaktaydı. Osman radıyallahu anh peygamber kızı bir eş kaybetmişti. Resulullah Medine'ye ulaştığında sevgili kızı Rukiye'ye çoktan defnedilmişti bile. Allah Resulü Mekke'de kaybettiği iki erkek evlattan sonra şimdi de Medine'de sevgili kızı Rukiye'nin ölümü ile sınanmaktaydı. Bir peygamber sabretmekten başka ne yapabilirdi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rukiye'nin vefatı ile Hazreti Osman Peygamber Efendimize damat olma mutluluğunu da kaybetmişti. Resul-i Ekrem Osman'ın derin üzüntüsünün farkındaydı ve ona dünyaları bahşedecek bir teklif götürdü. Diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'la evlendirdi. Böylece Hazreti Osman ikinci kez Resulullah ile akrabalık bağı kurdu. Peygamber ailesine iki kez damat olduğu için Hazreti Osman Zinnureyn iki nurlu lakabını aldı bu evlilikle. Peygamberin göz nuru iki kıymetli kızı ile evlenmiş olmak Hazreti Osman için büyük bir faziletti. Hicretin 9. senesinde Resulullah yine bir evlat acısı ile sınandı. Hazreti Osman ise ikinci kez eşini kaybetti. Ümmü Gülsüm tıpkı Rukiye gibi henüz 20'li yaşlarında bu dünyaya veda etmişti. O da Rukiye gibi Medine'de Cennetül Baki kabristanlığına defnedildi. Ümmü Gülsüm defnedilirken Resulullah ashabına dönmüş sabır timsali bir baba olarak Taha suresinden bir ayet okuyordu. Sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir defa daha sizi oradan çıkaracağız. Allah onlardan razı olsun.